Altaş TV hafta sonu ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilim yayma ödülleri takdim töreninde konuştu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü işgale dikkat çeken Erdoğan, Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler yakındır dedi. Ödül töreninde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da yer aldı. Muazzam bir hediye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ilim yayma ödülleri sahiplerini buldu. 3 farklı kategorideki ödüllerle 50. yıl özel ödülü sahiplerine takdim edildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgale dikkat çekti. Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler yakındır dedi. Biz siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlendikçe umutlarını bize bağlamış olan dost ve kardeşlerimizin özgüvenleri de arttı. Artık hem İslam aleminde hem Türk dünyasında geçmişe göre çok daha farklı, çok daha olumlu, çok daha cesur bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. Zalim İsrail yönetiminin Batı devletlerinden aldığı destekle sürdürdüğü Gazze'deki katliamların Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günlerde endişe etmeyin, Allah'ın izniyle yakındır. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülünü Profesör Doktor İlhami Gülçin'e takdim etti. Geldiğimiz nokta itibariyle İlim Yayma Vakfı'nın da büyük bir merhale atladığını görüyoruz. İnşallah en kısa zamanda İlim Yayma Vakfı ödülleri uluslararası bir ödüle döner ve dünyanın her tarafında takip edilen bilim insanlarının katılmak için sıraya girdiği bir ödül halini alır diyerek de temenni ediyorum, dua ediyorum. Törende büyük ödülün sahibi Profesör Doktor İbrahim Akduman olurken 50. yıl özel ödülünün sahibi ise Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar oldu. Beni gerçekten mutlu etti ve umarım ki gelecekte bu genliği devam ettirirler. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz A Haber'de katıldığı canlı yayında belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı sorusunu yanıtladı. Anket sürecinin devam ettiğini ve büyükşehir adaylarını Aralık ayı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yavuz, tüm ilçe adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Ama döndük, bir temayül yoklaması yaptık. Yani sadece İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı. Bütün Türkiye'de 160 bin kişinin oy kullanma hakkı olduğu ama yaklaşık 130 bin kişinin oy kullandığı bir temayül süreci geçirdik. Hem büyükşehir hem de tüm ilçe belediye başkanlıkları için belediyesi bizden olanlara mevcut belediyeyi değerlendiren, yani teşkilat mensupları devam etmesini istiyor mu, istemiyor mu, kararsız mı ve onun yanında başka isimler telaffuz ediyor mu, onu anlamaya çalışıyoruz. Belediyesi bizden olmayan yerler için büyükşehirde başta olmak üzere İsim önerileri var mı? Bakın, isim sorulmuyor. Mevcut belediye başkanlarının durumu soruluyor ve mevcut belediye başkanının yanında başka alternatif isimler var mı? Belediyesi bizden değilse alternatif isim düşünceleri, alternatif isimler var mı? Varsa kimlerden ibaret? Onları belli anlamaya bir isim, çalışıyoruz. Hayır, sistemi üzerinden bir isim seçim havuzu yok, söz konusu soruluyor. Değil. Şimdi bir anket daha yapılıyor. Aslında bir isim anketi yapıldı. Aslında bitti, yeni. Bütün bunlar önümüzü görelim diye, en doğru adayı tercih edelim diye yaptığımız anketler. Dolayısıyla bunları kamuoyuyla paylaşma şansım yok benim. Peki bu anket çalışmaları ne zaman bitecek? Dedim ya, daha önce memnuniyet anketleri var, şimdi isim anketleri ve diğer anketler yapılıyor. Bu anketler son mu veya bu çalışma? Hayır. 20 Şubat'a kadar vakti var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, işte sizin de fark ettiğiniz üzere
Aralık sonuna kadar büyük şehirler başta olmak üzere illeri belirleyeceğiz diyor. Ben Ocak sonuna kadar da ilçelerin tamamının biteceğini düşünüyorum. O zaman ama, Ocak sonunda tüm adayların açıklandığı bir takvim mi öngörüyorsunuz? Evet, öngörüyoruz. 3 aşağı 5 yukarı sarkma olabilir. Öngörüyoruz. Takvimi de sormak ama, isterim bu anlamda. Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi takvimine göre aday listelerinin seçim kuruluna verilme tarihi 20 Şubat'tır. Bir kere bunu belirleyelim. Dolayısıyla sizin 20 Şubat'a kadar vaktiniz var ama o tarihe kadar geciktirmeyeceğiz biz bunu. Hiçbir zamanda geciktirmedik yerel seçimlerde. Milletvekili seçimlerinde tam o ana kadar durdu ama yerel seçimlerin hiçbirisinde o ana kadar geciktirilmedi. Dolayısıyla Aralık sonuna kadar madem açıklanacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ben de öyle öngörüyorum açıkçası ve madem bütün hepsinin beldeleri ve ilçeleri de kapsayacak şekilde Ocak sonuna kadar açıklanacak, o zamana kadar da çalışmalar devam edecek demektir. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk 2024 yılı bütçe görüşmelerinde ordunun sağlık sorunlarını meclise taşıdı. Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Şanlıtürk bazı branşların orduda yetersiz olduğuna dikkat çekti. 2024 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında mecliste Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesinde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, ordunun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gündeme getirdi. Milletvekili Şanlıtürk, özellikle bazı branşlarda doktorların ordudaki 760 binlik nüfusa yetmediğine vurgu yaparak bu alanlarda doktor atamaları yapılması gerektiği çağrısında bulundu. Sayın Bakanım, Ordu ilimizde tek olan plastik cerrahi, nefroloji, perinatoloji, romatoloji ve gastroenteroloji branşları 760 bin nüfusa yetmemektedir. Bu nedenle hastalar il dışına gitmektedir. Çeşitli branşlarda doktor açıkları vardır. Bu branşlarda doktor ataması yapılması düşünülüyor mu? Şanlıtürk, Kabadüz, Çamaş ve İkizce başta olmak üzere sağlık hizmetinin yetersiz kaldığı ve en yakın hastaneye de en az bir saat uzaklıkta olan ilçeler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hastane planlaması olup olmadığını da sordu. Kabadüz, İkizce ve Çamaş gibi nüfusu ortalama 15 bin olan ve entegre aile sağlığı merkezleriyle yeteri kadar etkili sağlık hizmeti sunulamayan, ayrıca en yakın hastaneye de en az bir saatlik uzaklıkta olan ilçelerimiz için hastane planlaması var mıdır? Mevcut şehir hastanesi ilin doğu ucunda olup merkezdeki hastanelerin de 50 yılın üzerinde olduğu düşünüldüğünde il merkezlerinde vatandaşların ulaşabileceği ikinci bir hastane planlaması var mıdır? Teşekkür ederim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen mercek 8 operasyonları sonucunda ordu dahil 72 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1558 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Mercek 8 operasyonuyla ülke genelinde huzur ve güven için bir adım daha atıldı. Türkiye genelinde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlar kapsamında ordunun da dahil olduğu 72 ilde eş zamanlı mercek 8 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli türlerde toplam 1335 silah ele geçirildiğini ve 1558 şüpheli şahısın gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda görev alan emniyet güçleri ve jandarma ekiplerini tebrik ederken, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine ve bu örgütlere silah temin eden kişilere karşı kesintisiz bir mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti. Yerlikaya, bu tür suç faaliyetlerine bulaşanların adalete teslim edilmesinde kararlı olduklarını da vurguladı. Kar bu defa sadece yaylalara değil, ordunun yüksek kesiminde yer alan ilçelerin merkezlerinde de etkili oldu. Ordu'da ilçeler beyaza büründü. Kentte etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Daha önce yaylaların yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı sıcaklığın düşmesiyle birlikte Ordu'nun ilçelerinde de görüldü. Ordu'nun Mesudiye, Gürgentepe, Korgan, Akkuş gibi birçok ilçesine kar yağdı. Beyaza bürünen sokaklar ve caddeler ilçe sakinleri tarafından görüntülendi. Meteorolojinin tahminlerine göre ilçelerde etkili olan kar yağışının salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Ordu genelinde etkili olacak bir kar yağışının ise ne zaman görüleceği henüz bilinmiyor. Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar, sahil kesimlerinde yağmur etkili olurken meteorolojinin tahminlerine göre yeni hafta itibariyle yağış Ordu'yu terk edecek. Salı gününden itibaren de sıcaklıklar artmaya başlayacak. Yüksek kesimlerde hafta boyunca en düşük sıcaklığın -9, en yüksek sıcaklığın ise 3 derece olması bekleniyor. Meteorolojiye göre yeni haftada sahil kesimlerde en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklıksa 18 derece olacak. Devam edelim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'nun Ünye ilçesinde konuştu. Özdağ'ın gündeminde Filistin'de yaşanan İsrail zulmü vardı. Gazze'de gerçekleşenlere karşı Batı ikiyüzlüdür, riyakardır ve alçakça davranmaktadır dedi. Yerel seçim hazırlıkları çerçevesinde Karadeniz'de il ziyaretlerine devam eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bu seferki durağı Ordu oldu. Buradayız. Gençlik Zafer'le. Altınordu, Ünye ve Fatsa'da esnafla buluşan Özdağ partisine destek istedi. Sohbet ettiği gençlerle fotoğraf da çekilen Özdağ daha sonra Ordu Barosu'na ziyaret gerçekleştirdi. Bu bölgede güzel bir potansiyel var, özellikle gençlikte. Fatsa'ya, Ünye'ye burada. Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Özdağ'ın gündeminde ise Filistin'de yaşanan İsrail zulmü vardı. Bütün uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek şu ana kadar 20 binden fazla insanı öldürmüş. İsrail 21. yüzyılın Nazi Almanya'sı gibi davranmaktadır. Hitler'in SS subaylarının Rusya'da yaptıklarını bugün İsrail Gazze'de yapmak. İsrail'in bütün uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Gazze'de 20 binden fazla insanı öldürdüğünü vurgulayan Özdağ, Batı ülkelerinin ise bu konuda ikiyüzlü davrandığını söyledi. Gazze'de gerçekleşenlere karşı Batı ikiyüzlüdür, riyakardır ve alçakça davranmaktadır. Biz hiç kimseye karşı düşmanlık beslemiyoruz. Ne Suriyelilere düşmanız, ne Afganlara, ne Ruslara Türkiye'deki, ne diğerlerine. Ordu ziyaretinde basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Sait isminin verilmesiyle ilgili CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı "acılara saygı duymak lazım" şeklindeki açıklamasını sert sözlerle eleştirdi. Diyarbakır'da bir bulvara kayyum yönetimi tarafından Şeyh Sait adı verilmesi siyasetin gündeminde. O isimlerden birisi ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Bu kabul edilebilir değildir. Ankara'da genel merkezde hukukçu arkadaşlar çalışıyorlar. Trabzon'da yapacağım şeylerden bir tanesi adliyeye gitmek ve idare mahkemesinde bu ismin verilmesini durdurmak için dava açmak olacak. Yok öyle. Şehitlerimizin kanına hakaret ettirtmeyiz. Şehitlerimizin kanına hakaret ettirtmeyiz. Ordu'da basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Ümit Özdağ gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ'ın eleştirilerinin hedefinde ise Şeyh Sait'le ilgili sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i de çok ağır şekilde vatansever, Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi önünde eleştirdiğimi ifade etmek isterim. Özgür Özel, altını çizerek söylüyorum, utanmadan Şeyh Said'in akrabalarının üzülmesinden bahsetmiştir.
vatandaşlarımızın, askerlerimizin, üzülen aileleri için ne diyorsunuz? Onlar için yüreğiniz sızlamıyor mu? Özdağ, Şeyh Said'le ilgili sözleri nedeniyle CHP lideri Özel'e çok sert tepki gösterdi. Bir yandan Atatürk'ün konulara hakim olmadığını ifade ediyorsunuz. Ya siz kendinizi Atatürk'e kıyaslamayın ve karıştırmayın. Sizin hiçbir şeyin farkında olmadığınız çok açık. Sizde olmayan şey sizin de zaten genel başkan olduğunuz parti CHP değil, yeni CHP, onu da çok iyi biliyoruz. 2024 yerel seçimlerine adım adım yaklaşırken partiler de aday listelerini açıklamaya başladı. Zafer Partisi'nin Ordu'daki iki adayı belli oldu. Adayları ise parti genel başkanı Ümit Özdağ duyurdu. Ordu'da aday belirleme çalışmalarımızı da sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. İki ilçede adaylarımızın isimlerini belirledik. Yener Turan Bey bizim milletvekili adayımızdı. Şimdi Altınordu ilçe belediye başkan adayımız. Kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Cem Aslantaş arkadaşımız Fatsa'dan adayımız ve diğer adaylarımızı da Şubat ayında Ordu'ya tekrar geldiğim zaman açıklayacağım. Hem büyük şehirde hem de geriye kalan bütün ilçelerde, 17 ilçede aday çıkartacağız. Türkiye'nin her yerinde aday çıkartacağız. Ve bütün Türkiye'de, bütün ilçelerde, iki il hariç Kars ve Iğdır aday çıkartma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 Ocak 2024 itibariyle şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni dönem başlıyor. Peki yolcuların güvenliği için hangi önlemler alındı? Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor. Son dönemlerde karıştığı kazalarla gündeme gelen ve Türkiye'de yolcu taşımacılığı alanında en fazla tercih edilen şehirler arası otobüslerde 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yeni bir döneme geçiliyor. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre gelecek yıl şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip sistemi uygulanmaya başlayacak. Tüm otobüslerde zorunlu olacak sistem sayesinde anlık takip gerçekleştirilecek. Konum bilgileri 2 dakikalık periyotlarla bildirilecek. Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgilerinin bakanlığın ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemine elektronik olarak iletildiğini belirten Bakan Uraloğlu, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takma zorunluluğu olacağını da kaydetti. Korsan ve usulsüz taşımacılığın önüne geçilmesi hedeflenen sistemle birlikte uygulama sürüş güvenliğine de katkı sağlayacak. Bakan Uraloğlu, uygulama sayesinde Türkiye'de karayoluyla gerçekleştirilen yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin artırılmasını da amaçladıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, kurallara uyulmaması durumunda da firmalara gerekli uyarıların ve yaptırımların da uygulanacağının bilgisini verdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar, fındık gibi birçok üründe dünya üretiminde ilk sırada olduğumuzu belirtirken, Türkiye'de yerli malı tüketiminin daha çok yaygınlaşması adına çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye, fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada birinci. Elma, Antep fıstığı, karpuz, kavun, salatalık, keçi boynuzu üretiminde dünyada ikinci, mandalina, çilek, armut, vişne üretiminde dünyada üçüncü sıradadır. Daha birçok üründe dünya üretiminde ilk ondadır. Fındık, kuru kayısı, kuru incir,
ve nohut ihracatında dünyada lider konumdayız. Ülkemizin 2023 yılı itibariyle bal, et ürünleri, süt ürünleri, meyve, sebze, mantar, peynir, tütün, tereyağı dahil katı ve sıvı yağlar kategorilerinde toplam 452 coğrafi işaretli tarım ürünü vardır. Bu ürünlerden 15 tarım ürünü Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili aldı. 2023 yılının aynı döneminde ithalat 20.4 milyar dolara yükseldi. Üretim açığımız olan ürünlerde destek ve teşvikler artırılarak yerli üretim artırılmalı, yerli malı kullanılmalıdır. Okullarda çocuklara yerli ürünlerin tüketiminin önemi öğretilmeli, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci aşılanmalıdır. İthal ürünlere olan ilginin yerli ürünlerimize duyulması için bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapılmalı ve yerli malların görünürlüğü artırılmalıdır. Eğer hala 2024 yılı için ÇKS'lerinizi güncellemediyseniz bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Fındık üreticisinin tarımsal desteklemelerden yararlanması için güncellemeleri gereken çiftçi kayıt sisteminde son gün ise 2 Ocak 2024. Türkiye'de en fazla çiftçi sayısına sahip olan Ordu'da ÇKS güncellemesi yapmak isteyen üreticiler için artık sayılı günler kaldı. 2024 yılı çiftçi kayıt sistemi güncellemeleri için başvurular 1 Eylül tarihi itibariyle başlamıştı. 2 Ocak 2024'te sona erecek çiftçi kayıt sistemi başvuruları için üreticiler ziraat odalarının yolunu tuttu. Bu yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte kayıtlı çiftçi sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor. Fakat üreticiler E-Devlet üzerinden başvuru yapsa bile bir konuda dikkatli olmaları şart. İşinizi E-Devlet üzerinden yapmış olsanız da muhakkak ziraat odalarına uğramanız şartı vardır. Çünkü işaretlediğiniz butonda kesinlikle ziraat odası üyeliğim aktif üye olduğunu, güncel üye olduğunu işaretlediğiniz bir buton var. Ve akabinde de yanlış bilgi verdiğim tespit edilirse 5 yıl devletin hiçbir desteğinden yararlanmamayı da taahhüt etme butonu işaretlediniz. Dolayısıyla 1 Ocak tarihine kadar ziraat odalarına gelip işlemini yaptırmayan çiftçilerimiz 1 Ocak'tan sonra pasif duruma düşecek ve yapmış oldukları bu taahhütnameyi de geçersiz kılabilecek bir duruma, bir pozisyona gelecek. ÇKS güncellemelerini yaptırmayan üreticileri 2 Ocak'a kadar ziraat odalarına davet eden Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'dan başvurularınızı son güne bırakmayın çağrısı da geldi. Tabii bizim vatandaşımız da biliyorsunuz işlemleri son güne bırakma alışkanlığı da var. Biz buradan seslenelim, bir an önce gelip ziraat odalarına başvurup işlemlerinizi bitirin ve mağduriyet yaşamayın istiyoruz. Çünkü buradan alınacak para ülkenin ekonomisine, ilin ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak. Biz sosyal medyamızda ve attığımız mesajlarla yine üreticimizi bilgilendireceğiz, muhtarlarımızı bilgilendireceğiz ve ÇKS işlemlerinin bir an önce yapılıp sonlandırmasını sağlamaya çalışacağız. Bu haberle birlikte Altaş TV hafta sonu ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Gökhan Gül karşınızda olacak. Mutlu akşamlar.